Tayfun abimiz videosunu izlemiştik. Sanırım bize seslenmiş bu videoda. Bize, bizim gibilere öyle söylemişlerdi. İzlemedim. Birlikte izleyelim dedim abi. Bakalım birlikte chat. Merhaba. Biz birkaç saat sonra Orko ile birlikte Muğla'ya doğru yeni evimize yola çıkacağız. Artık orada yaşayacak Orko bizlerle birlikte. Tatlılar. Biliyorsunuz küçükken sokaklarda gözlerindeki enfeksiyon sebebiyle gözlerini kaybetti. Ama oldukça sağlıklı bunun dışında. Daha önceki kedimiz Bella'yı hatırlarsanız her iki gözü görmüyordu ama şu an yeni yuvasında. Oldukça sağlıklı ve mutlu. Kediler bu konuda çok başarılılar. Gönül isterdi ki hiçbir sorun olmasın. Her iki gözü de görsün. Ama çok şükür yine de sağlıklı. Hiç değilse bu şekilde de olsa yaşamaya devam edecek bizimle birlikte. Orada kolay bir şekilde adapte olacağını umuyorum. Çünkü dediğim gibi kediler gözleri görmese dahi eğer belirli bir ortamda, sürekli değişmeyen bir ortamda yaşarlarsa oraya kolayca adapte olabiliyorlar. Bunu daha önce gördük. Daha önce Ponçik için bir yatak almıştım biliyorsunuz. Kadife'de artık yeni yerimize gelecek diye onun için de aynı yerden bir yatak siparişi verdik. Oradan bir hanımefendi aradı. Videolarda Ponç'in yatağını görmüş, videoları izliyormuş bizim. Sağ olsun Orka için hediye bir yatak gönderdi. Öncelikle kendisine teşekkür etmek istedim. Patilelerden duygulandım. Gerçekten sağ olsun Orka yatağını çok beğendi, orada yatıyor. Bununla birlikte arkadaşlar biliyorsunuz bir amaç için hep birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mutluluk yaymaya çalışıyoruz hep birlikte. Bu amacımıza katkıda bulunan Twitch platformunda ben kullanmıyorum maalesef. Kendine müzisyen Kemal Bey bizim kanalımızın tanıtımını yapmış. Hem de çok eğlenceli bir şekilde yapmış. Twitch kullanan arkadaşlarımız kendisine benim namıma selamları iletirse gerçekten çok sevinirim. Ben izledim yaptığı yayını. Gerçekten çok eğlenceli, çok keyifli. Güler yüzlü, enerjik bir arkadaş. Sağ olsun, teşekkürler kendisine. Katkıda bulunmuş oldu bizlere. Ben de artık Twitch kullanmaya başladığım zaman kendisini mutlaka takip edeceğim. Gerçekten dediğim Eyvallah gibi abi. çünkü bizlerin işte Kemal Bey gibi ya da daha önce yine Twitch'te gördüğüm Can Bey gibi, Can Sungur gibi güler yüzlü, keyifli, pozitif, enerji dolu insanlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü ülke olarak eksikliğimiz zaten bu. Biz insanlara sevgi ve merhamet aşılamaya çalışıyoruz. Ama onlar da ne güzel işte enerji. Pozitif duygular aşılamaya çalışıyorlar. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Ben de bu vesileyle kendilerini tanımış oldum. Gerçekten çok teşekkürler. Dediğim gibi Twitch kullanan arkadaşlarımız benim namıma kendilerine selamlarımı iletirse gerçekten çok ama çok sevinirim. Ay bana bey dedi. Allah ayrı bir şan sevdim abimi. Abime ayrı bir şu anda ilk kez birisi bey, ilk kez. Kemal Bey, aa doğru lan Ramus'a diyordu değil mi? Doğru. Tanıyamamışım beni. Ama niye Tayfun abinin anlattığı her özellik bende yok mu? Güler yüz şey yok mu? İnşallah en kısa zamanda artık işlerimizi yoluna koyduktan sonra bu Muğla'daki evimizi bir sisteme bağladıktan sonra yeni projelerimizi gerçekleştirdikten sonra ben de Twitch kullanmak istiyorum. Sen olmuş. Oradaki sincaplarımız için sürekli olarak daha doğrusu sadece sincaplarımız değil bütün hayvanlarımız için 24 saat bir canlı yayın yapmak istiyorum. İnşallah zamanla Wow. bunlar da olur. Umarım birbirlerimizin videolarına daha fazla yer veririz. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben hatırlar mısınız bilmiyorum. Belki de pek çoğunuz izlemiştir. Leyla ile Mecnun dizisi vardı. Ben hala tekrar bölümleri denk geldikçe izlerim. Çünkü gerçekten üstün bir akıl ürünü, güzel bir hayal gücü ürünü. Bak abi gerçekten bak. Gerçekten Leyla ile Mecnun izleyen adam kötü olmaz abi. Kötü olamaz ya. Bak yine bir örneğini daha görmüş oldum. Adam gibi adam. Bak Leyla ile Mecnun'dan bak şimdi örnek görüyor. Kardeş payı, işler güçler. Bak, aynı. Aynı abi. Harika bir diziydi. Ben Özledik keyifle be bu izlerdim. arada. Dediğim gibi hala da tekrar bölümleri çıktığı zaman izlerim. Leyla ile Mecnun'un bölümünde Behzatçı yine kendi karakterleriyle, kendi ekibiyle birlikte konuk olmuştu arkadaşlar. Süper İki bölümdü bu kat arada. keyifli bir şekilde izlemiştim ki inanın bana şey değil. Hemen Behzatçı'yı izlemezdim. Daha doğrusu televizyon dizileriyle pek aram yok ama Leyla ile Mecnun istisnaydı. İşler güçleri de aynı şekilde istisna olarak çok severdim.
Leyla ile Mecnun'da işte Behzat Ç'ye konuk olunca ya dedim ne kadar güzel bir şey ortaya çıkmış. Yani iki farklı yayın aynı dizide birbirini tamamlar şekilde hiç sırıtmadan gayet güzel bir paylaşım ortaya çıkmıştı. Bunu ben YouTube videoları için çok düşünürdüm. Sağ olsun bunu Can Bey ve Kemal Bey yaptılar. Gerçekten tekrar teşekkürler kendilerine. Benim her şeyden ziyade çok hoşuma gitti. Yani pozitif bir şeyler yaymaya çalışan insanların bu şekilde videolarını paylaşmış olması bence sizlerin de hoşuna gitmiştir. Çünkü dediğim gibi ben bir kanal yöneticisi değilim. Bu da bir kanal değil. Sizler de aboneler değilsiniz. Biz hep birlikte güzel şeyler yapmaya çalışan insanlarız, bir aileyiz. Ya bakın şunun en basit örneği şu anda burada. En basit örneği burada. İkinci basit örneği de şurada yatıyor arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Bakın görüyorsunuz terasta. Ponçik olsun, ork olsun. Bunlar hep bizim birlikte yapmaya, başarmaya çalıştığımız şeylerin ürünü arkadaşlar. Orka sokaklardaydı. İnanın bana kurtulma şansı yoktu. Ponçik de aynı şekilde. Yani belirli bir süre sonra artık sokaklarda yaşama şansı olmayacaktı. Bunlar bizim yapmaya çalıştığımız şeylerin ürünü. İnşallah çok daha güzellerini yapacağız hep birlikte. İnşallah çok daha başarılı işleri imza atacağız. İşte dediğim gibi az önce bahsettiğimiz arkadaşlarımız işte Kemal Bey olsun, daha öncesinde Can Bey olsun. Hep birlikte işte farklı platformlarda da olsa, farklı yayınlarla da olsa insanlara işte mutluluk, insanlara merhamet, insanlara sevgi, insanlara enerji vermeye çalışarak inşallah bu dünyayı çok daha güzel yerlere getireceğiz. Çünkü ben kendilerinin yayınlarını izledim. Ben bunu gördüm. Gerçekten çok güler yüzlü insanlar. Kendilerine tekrar teşekkür ederiz. Dediğim gibi Twitch kullanan arkadaşlarımız benimle ama kendilerine selamlarımı iletirse de çok çok seviniriz arkadaşlar. Biz bu gece yola çıkacağız. Artık sizlere Muğla'dan videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Orko'da eminim ki Kadife ile Ponçik ile güzel bir şekilde anlaşacaktır. O da gidip onları tokatlar mı duman gibi, inanın bilmiyorum. Muhtemeldir. Çünkü bizim Kadife'de, Ponçik'te kedilerle arası oldukça iyi. Her ne kadar ara sıra atar da yapsalar tokat yiyip oturuyorlar geriye. Bakalım Orko da onları tokatlamaya başlayacak mı? Tamam mı bacım? Tamam mı bacım? O çok güzel adam ya. Gerçekten çok güzel adam ya. Çok güzel adam ya. Buyurun arkadaşlar. Buyurun, 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 buyurun. Bir kalplerimizi atalım ya. Bir kalplerimizi atalım. Kemal sıktı mı? Oğlum ne güzel şeyler izliyoruz. Nasıl sıkabilir ha? Ne sıktı ya? Her gün GTA 5, her gün bir şey, her gün bir şey. Ha? Bakın abi, kanala ayrı bir göz atın. Gerçekten böyle girince yani içiniz böyle bir buruklaşıyor, birçok güzel oluyor. Çünkü yani buruk halde başlıyor Tayfun abinin oradaki hayvanlara, yavrulara yardımıyla böyle çok güzel halde bitiyor genelde videolar. Bir bakarsınız sizler de. Bir gün umarız birlikte bir şeyler yaparız. Biz de desteklerimizi gösteririz. Değil mi abi? Harbiden ya. Güzel güzel. Sevindim valla. Eyvallah bu arada haber getiren arkadaşlara da teşekkür